Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizinle 6. sınıf bilişim teknolojileri 2. dönem 1. yazılısından soruların ile beraberiz. İlk soruyla başlayalım. Birinci soruda aşağıdakiler hangisi e-devletin kullanım alanından biri değildir diyor. Eğitim, sağlık, adalet, sinema. Tabii ki arkadaşlar eğitim için, sağlık için, adalet için kullanılır ama Sinema için kullanılmaz. 2. Yukarıdaki hangisi internette alışverişin zararlarındandır? 1. 24 saat kesintisiz hizmet. 2. Ödemedeki riskler. 3. İndirim. 4. İletişimsizlik. Arkadaşlar burada zararlar arasında tabii ki ödemedeki riskler vardır. Ve bir de kişiye ulaşamamak. Yani karşıdaki kişilere. Ee, ulaşım, ulaşım eksikliği, iletişimsizlik olur. 2 ve 4 yani cevabımız C seçeneği. 3. Aşağıdakiler hangisi? Elektronik toplama programının simgesidir. Arkadaşlar baktığımız zaman Excel, PowerPoint, Word gibi dosyalarda tabii ki bu işlemi en çok ne yapar? Excel yapar. 4. Aşağıdaki programlardan hangisi elektronik toplama programı olarak kullanılır? Excel, PowerPoint, Word, Akses tabii ki arkadaşlar Excel kullanılır. 5. Çoklu ortam, metin, görüntü, grafik, çizim, ses, video ve animasyonların bilgisayarda gösterilmesi, dosyalarda saklanması, bilgisayar ağından iletilmesi ve sayısal olarak işlenmesi ile ilgili bir kavramdır. Aşağıdaki sitelerden hangisi? Çoklu ortam sitelerinden biri değildir. YouTube, Instagram, Facebook ve Mozilla. Tabii ki arkadaşlar burada baktığımız zaman Mozilla bir çoklu ortam sitesinden biri değildir. Google Chrome gibi veya Explorer gibi bir tarayıcı sitesidir. 6. Kullanıcıların internete girmek için kullandıkları yazılımlardır. Yukarıda bahsedilen programlar aşağıdakilerden hangisidir diyor. Eklentiler, web tarayıcıları, arama motorları, web günceleri. Aynen arkadaşlar bir önceki soru gibi web tarayıcıları internete girmek için kullanılan yazılımlardır. 7. Proje çalışması Merak ve gözlem ile başlar. Çevremizde pek çok varlık var ve pe çevremizde pek çok değişiklik oluyor. Bir proje hazırlamak istersen yapacağınız ilk basamak aşağıdaki hangisidir? Bilimsel yöntem seçmek, bilgi toplamak, konu seçmek, rapor yazmak. Tabii ki arkadaşlar bilimsel e, araştırma basamaklarından ilki konu seçmektir. Önce konuyu belirlemeniz lazım. Daha sonra diğer basamaklara geçmeniz gerekiyor. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği. 8 bilginin toplanmasını, işlenmesini, depolanmasını, ağlar aracılığıyla bir yerden bir yere iletilmesini sağlayan iletişim ve bilgisayar teknolojilerini de kapsayan bütün teknolojiler nokta nokta olarak adlandırılmaktadır. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmeli? A) Web tarayıcıları, B) Eklentiler, C) Bilgi teknolojisi, D) Arama motorları. Tabii ki arkadaşlar bu bütün teknolojilere ne deniliyor? Bilgi teknolojisi. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği. 9. Zehra bilgisayarından YouTube sitesine girerek çizgi film seyretmektedir. Zehra YouTube sitesindeki çizgi filmi bilgisayarına indirmek istemektedir. Böylece internet olmadığı zamanlarda da indirmiş olduğu çizgi filmi seyredebilir. Buna göre Zehra'nın YouTube sitesindeki videoyu indirebilmesi için tarayıcıya hangi program indirmesi gerekmektedir? A. Ansiklopediler B. Eklentiler C. Arama motorları D. Bilgi teknolojileri Tabii ki arkadaşlar ne yapmalıdır? Eklentiler indirmesi gerekiyor. 10. soru nokta nokta dünyadaki hemen hemen tüm web sitelerinin listelendiği kategorilere ayrılmış aradığımız bilgileri en kısa yoldan ve hızlı bir şekilde ulaşmamızı sağlayan web siteleridir. Yukarıda boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmeli? Arama motorları, bilgi teknolojisi, web günceleri, çevrimçi kütüphaneler. Tabii ki arkadaşlar bu işe yarayan nedir? Arama motorlarıdır. Cevabımız A seçeneği. 11. Bilgisayarda yazı yazmamızı sağlayan program aşağıdakilerden hangisidir diyor. PowerPoint, Excel, Microsoft Office Word, Windows Media Player. Tabii ki yazı yazmamızı sağlayan Office Word programları arkadaşlar. 12. Aşağıdaki hangisi bir arama motoru değildir. Google, Yandex, Facebook, Mozilla. Tabii ki arkadaşlar Facebook. Facebook bir sosyal medya platformudur. 13. Aşağıdaki hangisi bir tarayıcı değildir diyor. Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Yahoo, Opera. Arkadaşlar Explorer, Mozilla ve Opera bir tarayıcıdır ama Yahoo değildir. 14. Bilgisayarda yazı yazarken büyük harf, küçük harf değişimini sağlayan tuş aşağıdakilerden hangisidir? Enter ESC Home Caps Lock. Tabi ki arkadaşlar büyük küçük harfi seçen Caps Lock'dur. 15. Aynı mesajdan çok sayıda göndererek bir mail adresini formu ve benzeri boğmaya nokta nokta adı verilir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Casus yazılım, Truva spam yapmak, Adver. Tabii ki arkadaşlar bu spam yapmaktır. 16. Bulut depolama internet üzerinde bize verilen bir alanda dosyalarımızı saklamamıza verilen isimdir. Birçok şirket kullanıcılarına dosyalarını internet üzerinde depolayabilmesi için hizmet vermektedir. Aşağıdaki hangisi de bulut depolama hizmeti veren firmalardan biri değildir diyor. Google Drive, Dropbox, Yandex Disk ve WinRAR tabii ki arkadaşlar burada WinRAR dosya depolama bulut sistemi değildir. 17. Yukarıda Ali ve Velinin verdiği bilgilere göre aşağıdaki hangisi söylenebilir? Ali: "Benim bilgisayarımda istemediğim programlar ve internet sayfaları açılıyor." Veli: "Benim bilgisayarımda da sistem çok yavaş ve bilgilerim kayboluyor." A) Bilgisayarında donanımsal bir problem olabilir. A) Bilgisayarlarında donanımsal bir problem olabilir. B) Bilgisayarlarına zararlı yazılım, virüs bulaşmış olabilir. C) Bilgisayarlarında korsan yazılım kullanıyor olabilirler de bilgisayarlarında antivirüs programı kullanıyorlardır. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar bu tür sıkıntıları verdiği zaman bilin ki büyük bir ihtimal bilgisayarımızda zararlı yazılım dediğimiz virüsler bulaşmış olabilir. Tabii ki onları da ne halleder? Antivirüs programları. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği. 18. Gereksiz tekrar eden doğruluğu kanıtlanmamış ya da yanlış birçok bilgi internette bulunuyor. Buna nokta nokta denir. A bilgi kirliliği, B bilgi yönetimi, C bilgi güvenliği, D bilgi felsefesi. Tabii ki arkadaşlar bu nedir? Bilgi kirliliğidir. 19. soruda bir şema var arkadaşlar. Umut'un evde oyun konsolu ile eğlenmesi, daha sonra akıllı tahta yardımıyla ders işlemek ve tabi ki navigasyon cihazı yardımıyla gideceğiniz yere ulaşmak. Ve uzaktaki bir yakınında telefon görüşmek. Yukarıda bilgi ve iletişim teknolojinin kullanıldığı bazı alanlar verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu alanların içerisine girmez. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar. Ders çalışmak olduğu için eğitimden bahsedilmiş. Tabii ki iletişimden, telefondan bahsedildiği için iletişimden bahsedilmiş. Navigasyon cihazıyla ulaşımdan bahsedilmiş. Ama sağlıktan bahsedilmemiş. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği. 20. Babacığım, öğretmenim formüller ve tablolama ile ilgili bir ödev verdi. Ama hangi program ile yapacağımı unuttum. Bil, bilişim teknolojileri ders ödevi ile ilgili babanın oğluna cevabı hangi cevabı vermesi uygundur? A. MS Point programını kullanman lazım. B. Media player programı ile yapabilirsin. C. Tabii ki de Microsoft Excel programını kullanacaksın. D. Microsoft PowerPoint programı ile yapabilirsin. Tabi arkadaşlar burada e, formüller ve tablolamayı ancak yapabileceğimiz tek yer neresidir? E, Excel programıdır. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği. 21. Bilgisayarımızı zararlı yazılımlardan virüslerden korunmak için aşağıdakilerden hangisini yapmamız daha uygun olmaz? A. Bilgisayarımıza antivirüs yazılımını yüklemeliyiz. Evet bu uygun olur. B. Kimden geldiğini bilmediğimiz e-postaları açmamalıyız. Bu da uygun olur. C. Kesinlikle internete girmemeliyiz. Hayır bu bir çözüm değildir. D. Güvenli olmayan internet sitelerinden dosya indirmemeliyiz. Evet bu da bir çözümdür. Bunları yaparsak herhangi bir şekilde bir sıkıntı yaşamayız arkadaşlar. Arkadaşlar sınavımız burada tamamlandı. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.